Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Nisa suresi 36-39. Ayetler arasında değerlendireceğiz. Allahu Teala burada şöyle buyuruyor: وَعْبُدُ اللّٰهَ Allah'a ibadet ediniz. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Hiçbir şeyi ona şerik kılmayınız, ortak koşmayınız. Allah'a ibadet, onun emir ve yasaklarını yapmaktır. Allah'a itaattir kısaca. Allah ne emrederse yapmak, neyi yasaklamışsa kaçınmak ibadet oluyor. Ve ona hiçbir şey ortak koşmayınız. Allah'ın ne zatında, ne sıfatlarında, ne mabudiyetinde, ne uluhiyetinde şeriki yoktur. Bir insan ibadet yaparken Allah'a ibadet etmekle beraber insanların da görmesini arzu ederse buna şirk deniyor. Gizli şirk, şirki hafi, yani riyakarlık, gösteriş için ibadet yapmak gibi. Şirkin gizlisinden açığından her türlüsünden Allah'a sığınmak gerekir. Ve her türlü şirk şaibesinden uzak bir şekilde sadece Allah için ibadeti yapmak lazım. Ve bil velideyni ihsane, anne babaya da iyilik yapın. Allahu Teala Allah'a itaatten sonra anne baba iyiliği, anne babaya yapılan iyiliği, yapılması gereken iyiliği beyan ediyor. Kur'an-ı Kerim'in bazı başka ayetlerinde de bu vardır. Demek ki anne babaya iyi davranmak Allah'a ibadetten sonra en önemli yapılması gereken işlerdendir. Ve sonra sırasıyla diğerleri anlatılıyor. Ve bizil gurbe ve yakınlara iyilikte bulunun. Yakınlar derken akraba çevresi. İnsanın akrabalara karşı bir takım bağları vardır, sorumlulukları vardır. Yakın olmanın gerektirdiği bir takım yükümlülükler vardır. Bunu yerine getirmek gerekir. Uzakta olan bir kimse, yani akrabamız olmayan bir kimse, biz onun hayatını bilmeyiz, o da bizim hayatımızı bilmez. Ve bu noktada mazeretimiz olabilir ona iyilik yapmamakta. Ama yakınlarımız daha sorumluluk alanımıza dahildirler ve onlara faydalı olmaya çalışmak hepimizin birer görevidir. Hatta Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e insanları uyarma görevini verdiğinde önce yakınlarından başlamasını istiyor. Ve enzir aşiretekel akrabin, yakın olan aşiretini uyar. Yani göle düşen bir taş misali. Göle bir taş düştüğünde iç içe dalga dalga yayılmalar olur. Ve bunlar o düştüğü yerden başlar, gittikçe etrafa doğru dağılır. Onun gibi İnsanın da sorumluluk alanı en yakınlarından başlıyor. Sonra dalga dalga diğer insanları da içine alıyor. Vel yetame ve yetimlere de iyilik yapın. Yani babasını kaybetmiş, öksüz durumda olan kimselere iyilik yapın. Vel mesakin, miskinlere, fakirlere iyilik yapın. Vel cari zil gurbe ve yakın komşuya. Yakın komşu, onun da bizim üzerimizde hakları var. Gerçi özellikle günümüz şartlarında büyük şehirlerde insanlar birbirine çok yakın ama çok da uzak. Çok yakın dediğim, mesela bir apartman düşünün. 100 daire var. Bu ortalama bir köy nüfusudur. Bir köyde herkes birbirini tanır ama o apartman dairesinde bakarsınız karşı komşuya yabancısınız. Ve karşı komşu sizi tanımıyor, siz de onu tanımıyorsunuz. Büyük şehirlerdeki apartman hayatı ve şehir hayatının bir takım özel durumları insanları birbirine yabancı hale getirmiştir. Ama bu yine de insanların kendi elleriyle önlerine örmüş oldukları bir duvar gibidir. Elimizdeki tuğlalarla hem bir merdiven yapabiliriz hem de önümüze bir duvar örebiliriz. İnsanlar duvarları kendileri örüyorlar. Kendilerini birbirlerine yabancı hale getirebiliyorlar. Eğer isteseler en azından kadınlar kendi aralarında gider gelir ve bunun neticesinde erkeklerin de tanışmasına vesile olabilirler. Bazı apartmanlarda insanlar birbirine daha yakın, irtibatları güzel ve bunun neticesinde birinde bir sıkıntı olduğunda diğerleri yardıma koşabiliyor. Ama ayrı dünyaların insanları ve birbirlerinden haberleri yok. Öyle ki yakın komşusundan evinden cenaze çıkıyor, karşı komşunun bundan haberi olmayabiliyor.
Kur'an-ı Kerim imanı, ibadeti tanzim ettiği gibi sosyal ilişkileri de yine tanzim ediyor. Ve bu tanzim edilen sosyal ilişkiler içinde komşuluk ilişkileri de var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Cebrail diyor bana komşu haklarıyla alakalı o kadar tavsiyede bulundu ki komşuyu komşuya varis kılacak zannettim. Evet, komşu komşuya mirasçı değildir ama neredeyse mirasçı olacak kadar aralarında bir hukuk söz konusudur. İşte değerli izleyenlerim, yakın komşunun bu noktada özel bir yeri var ve üzerimizde hakkı var. Vel caril cunub ve bir de uzak komşu, o da neticede komşudur ama uzaktır, onun da hakkı var. Yakın komşunun daha çok hakkı var, diğerinin de bir derece daha az olmak üzere yine hakkı var. Ve bu uzaklığı, yakınlığı neye göre değerlendireceğiz? Eski zamanın şartlarında genelde 40 kapı gibi değerlendirme yapılmış. Yani bir insanın evinin çevresinde 40 bina, 40 ayrı yapı, bunlar her birisi yakın komşu sayılır denilmiş. Kendini merkeze aldığında etraftaki evler işte sayı 40 olacak şekilde yakın komşudur. Diğerleri daha uzaktır gibi böyle bir değerlendirme yapılmış. Ancak uzak ve yakın biraz da izafi kavram. Bir insan günümüz şartlarında arabasıyla diyelim yaya gidilse bir saat mesafeye 5-10 dakikada gidebiliyor. Artık uzaklar yakın olmuş denilebilir. Bu anlamda da irtibat sağlamak mümkündür. Ve komşularımız değişik şekillerde olabilir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şuna dikkat çekiyor. Bazı komşular vardır ki üzerimizde 3 hakkı vardır. Bazılarının 2 hakkı vardır, bazılarında 1 hakkı vardır. 3 hakkı olan hem komşumuzdur, hem akrabamızdır, hem de diyelim Müslüman kardeşimiz. Bu noktada İslam noktasında hakkı var, akrabalık noktasında hakkı var, bir de komşuluk noktasında hakkı var. Bazıları var ki onların da 2 hakkı var. Akrabamız değildir ama Müslümandır ve komşumuzdur. Bazılarında tek hakkı var. Müslüman değildir ama komşumuzdur. Gerek Peygamberimiz döneminde gerekse günümüz şartlarında gayrimüslimlerle komşuluk söz konusu. Ülkemizde de Müslüman olmayanlar var. Bunlar neticede bizim komşularımızdır ve komşu olma noktasında üzerimizde hakları vardır. Diyelim hasta oldular, ziyaretlerine gitmek bir görevdir. Evlerinde diyelim bir cenaze oldu, taziyede bulunmak bir görevdir. Hatta cenazelerine katılmak bir görevdir. Öte yandan fakir olabilirler, illa Müslüman olmaları şart değil. Müslüman olmadığı halde ona yardım etmek yine bir görevdir. Komşuların bu noktada gayrimüslim de olsa üzerimizde hakları bulunmakta. Ve sahibi bil cemp, bir de yakın arkadaş. Bu yakın arkadaş asker arkadaşlığı gibi veya mesai arkadaşlığı gibi veya öğrencilikten gelen bir arkadaşlık gibi veya iş yerinde beraber çalışmak gibi veya iş yerinde birbirine komşu olmaktan gelen bir yakınlık gibi bütün bunları içine alır. Bazı insanlar daha böyle kendi meşreplerine uygun, kendi zihniyetlerine uygun kimseyle yakınlıkları olur ve bu yakınlık can ciğer arkadaş olmak şeklinde ifade edilir. Böyle arkadaşlığın da elbette insan üzerinde getirmiş olduğu haklar var. Ve iki taraf birbirine karşı sorumlu. Ve ibn-i sebil ve yolcuya da iyilikte bulunun. Yani yakın arkadaşa iyilikte bulunmanız gerektiği gibi yolcuya da iyilikte bulunun. Yolcu ifadesi burada ibn-i sebil, yani yolun çocuğu anlamında böyle ifade edilmiş. Ve bir insan her ne kadar maddi durumu iyi de olsa yolculukta bir takım ihtiyaçları elbette olabilmektedir. Parası kalmayabilir veya velev çok zengin de olsa diyelim lokantada yemek yemek değil de evden gelen bir yemek onun için daha faydalı olabilecektir. Bunlara ikram etmek. Bunlar çok güzel şeyler ve zamanında bunlar uygulanmış ve Osmanlı dönemi mesela cömertliğiyle de meşhurdur. Gayrimüslimler ülkemize geldiklerinde bizden ikram görmüşler veya kendi insanımız devamlı birbirine ikram etmiş ve böylece bir fazilet toplumu ortaya çıkmış. Bazı insanların maddi imkanları yerinde, bunlar
hem yakınlarına, hem uzak yakın komşularına, hem akrabalarına, hem yoldan gelip geçenlere vermişler. Diyelim bir insanın bağı var, bağı bahçesi var. Bağında bahçesinde çalışırken oradan bir yolcu geçiyor olabilir. Ve bu yolcu normalde çok zengin biri de olabilir. O adamın bağından bahçesinden bir salkım üzüm veya bir karpuz koparıp ona ikram etmesi çok makbule geçer. Yolcunun duasını alır, kalbini kazanır ve o yolcu hayırla bunu yad eder. Bu açıdan yolcuya ikram etmek de son derece önemli. İşte ecdadımız bunu kervansaraylarda da yapmış ve o şekilde ikramda bulunmuşlar. Ve mâ meleket eymânukum ve cariyelerinize de yani kölelerinize, cariyelerinize de ikram edin. İnna Allah la yuhibbu men kana muhtalen fahura ve şüphesiz Allah kibirli olanları, gururlu olanları, kendi yaptıklarıyla böyle iftihar edenleri, övünenleri sevmez. Yani bir insan iyilik yapmalı ama bu iyiliği başa kakmamalı ve ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım diye başka yerlerde gururla kendini anlatmamalı. İnsanlar onu takdir edebilirler, o ayrı mesele. Ama onun tutup da ben şöyle iyi biriyim, ben böyle cömert biriyim demesi uygun değil. اَلَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ Cimrilik yapanlar وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ Ve insanlara cimriliği emredenler. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Allah'ın lütfundan onlara verdiğini gizleyen kimseler. وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا مُه۪ينًا Biz kafirler için zillet verici bir azap hazırladık. Yani bir kısım insanlar vardır ki bunlar kendileri cimrilik yapar, başkalarına da cimriliği emreder. Yani cömertlikten onları uzak tutmaya çalışırlar. Allah onlara büyük imkanlar vermişken, nimetler vermişken bu nimetleri göz ardı ederler ve gizlerler. İşte Allah-u Teala bunlar için zillet verici bir azabın olduğunu ifade ediyor. Biz onlara zillet verici bir azap hazırladık. Ayetin evvelinde, daha önceki ayetlerde Allah-u Teala Allah yolunda vermeyi yakınlara, akrabalara, yolcuya, arkadaşlara vermeyi emretmişti. Ama herkes veremiyor. Yakınına da veremiyor, uzağına da veremiyor. Cimrilik yapıyor. İşte bu cimrilik yapanlarla alakalı ayet-i kerime, bir kısım insanlar var ki kendileri cimrilik yaparlar ve başkalarının da cimrilik yapması için teşvikte bulunurlar. Bunlar için zillet verici bir azap vardır diyor. وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمَّالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ Mallarını insanlara gösteriş için harcayanlar وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ Ve Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenler. Bir kısım insanlar da bu şekilde. Yani veriyor ama verirken Allah yolunda değil de gösteriş için veriyor. Falanca şu kadar verdi desinler diye veriyor. İnsanlar ondan bahsetsin diye veriyor. Niyeti halis değil. Bunlar da gerçek manada iyiliği elde edememişlerdir. Ve bunlar vermekle beraber Allah'a imanları yoktur, ahirete imanları yoktur. Verirken de gösteriş için verirler. Bunların verdiği şey makbul değildir. وَمَنْ يَكُنُ الشَّيْطَانُ لَهُ قَر۪ينَ Şeytan kime yakın olursa, onun arkadaşı olursa, فَسَاءَ قَر۪ينَ O ne kötü bir yakındır, ne kötü bir arkadaştır. Yani insanlara cimriliği emretme noktasında şeytan cimriliği emreder. O insan illa verecekse, hiç olmazsa gösteriş için vermesine teşvikte bulunur. Artık şeytan ona yoldaş ve arkadaş olmuştur ve şeytanın arkadaşlığı çok kötü bir arkadaşlıktır. Ve mâzâ aleyhim yani ne olurdu? Lev âmenu billâhi vel yevmil âhir Onlar Allah'a iman etsinler, ahiret gününe iman etsinler. Ve enfegû mimmâ razıgahumullah Allah'ın onlara rızık olarak verdiğinden infak etsinler. Yani böyle yapsalar fena mı olurdu? Allah'a iman etseler, ahirete iman etseler, Allah'ın onlara rızık olarak verdiğini Allah yolunda infak etseler zarar mı ederlerdi?
Ve kâne Allahu bihim alime, ve Allah onları bilendir. Onların durumunu bilendir. Ne yaptıklarını bilendir. Neye layık olduklarını bilendir. Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda vermek ve vermemek, bu noktada yani cömert olmak veya cimri olmak, bununla alakalı Allahu Teala'nın bazı bize bildirdiği esasları gördük. Demek ki vermek lazım, cömert olmak lazım. Ama bunu yaparken de Allah için vermek gerekir. Cimrilik yapmak, bu şeytanın bir teşvikidir. Veya vermekle beraber, malından vermekle beraber gösteriş için vermek yine şeytanın telkinidir. Bir insan cimrilikten uzak kalmalı, riyadan, gösterişten uzak kalmalı ve Allah'ın ona verdiği imkanları Allah yolunda Hakk'ın rızası için, halkın menfaatine kullanmalı. Böyle yaptığında o insan Allah katında çok büyük dereceler elde edecektir ve o insan çok yüksek makamları yakalayabilecektir. Ama insanlarda hem cimrilik hem de cömertlik, ikisini de görebilmekteyiz. Bazı insanlar cömertliği esas alırken bazıları cimriliği esas alabilmekte. Aslında yaratılıştan bütün insanlar cimridir. Dünyaya gelen bebeğin elleri yumuktur. Bu adeta cimriliğin bir göstergesi gibidir. Cimri insanlar için de denilir ki eli sıkı. Yani elinden bir şey çıkmaz anlamında. Bu cimriliği ifade eden bir kelimedir. İşte insan yaratılıştan cimri ama dini bir terbiye alırsa, ahlaki bir eğitim alırsa o cimri insan çok cömert bir insan haline gelebilir. Bugün cömert olan nice insan bir zamanlar cimriydi. Vermiyordu. Peki ne ile vermeyi öğrendi? Kur'an-ı Kerim ayetlerini okudu. Peygamberimizin teşviklerini gördü. Veya iyi numuneler gördü etrafında. Baktı ki bazı insanlar rahatlıkla verebiliyor. O da verebilmeye çalıştı. Onları taklit etti ve sonunda verebilen bir kimse haline gelebildi. Üç cimri kendi aralarında konuşuyorlarmış. Bunlardan biri diğerine demiş ki, ben demiş halimden hiç de memnun değilim. Veriyorum ama verdiğimde sanki canım çıkıyor. Sanki benden bir parça kopup ayrılıyor. İkinci cimri demiş ki, sen bana göre iyisin yine de, hiç olmazsa verebiliyorsun, ben veremiyorum demiş. Üçüncüsü de demiş ki, sen de bana göre iyisin. Ben veremiyorum ama birisi bana verecek olsa adama acıyorum diyor. Bana veren kimseye acıyorum. Nasıl oldu da verdi diye onun namına üzülüyorum. Demek ki cimrilikte de mertebeler var ama cömertlikte de mertebeler var. Bir insan malının zekatını verir, bu cömertlik sayılmaz. Ama ayrıca sadaka verir. Sadakada da önü açıktır. Gerektiğinde malının tamamını verebilecek duruma kadar yükselebilir. Cenab-ı Hak hepimizi cimrilikten uzak ve cömertlikte iyi mertebeler yol alan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.